Değerli dostlar, Sualtı Gazetesi bültenine hoş geldiniz. Sualtı Gazetesi bültenine hoş geldiniz. Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden Çeşme'den sizlere sesleneceğiz bu bültende. Ve yaklaşık 8 tane konumuz var manşette. Ben size bu konularımızın tanıtımını yapmak istiyorum. İlk olarak Özgür Dalgıçlar programımızda Doktor Gamze Sümen'i konuk ettik. Gamze Hanım bize yayakarsa.org'daki çalışmalarından bahsetti. Özellikle istilacı türler hakkında detaylı bilgi verdi. Biz aynı zamanda yayakarsa.org'a dalgıçlarımızı, dalış merkezlerimizi bildirimleriyle katılımcı olmaya davet ediyoruz. Bu sayede oluşacak database sayesinde bilimsel çalışmalar devam edecek. İkinci konumuz ezber bozan çalışmalar sunumuyla Ali Ethem Keskin hocamız SUFOT paylaşımında yerini alıyor. SUFOT ile bir işbirliği içindeyiz. Onların sunumlarını Sualtı Gazetesi'nde, duyurularını Sualtı Gazetesi'nde yayınlıyoruz. SUFOT'un her türlü etkinliğine bundan böyle Sualtı Gazetesi'nden ulaşabileceksiniz. Evet, Boğazlar'da daldı. Kim daldı? Şahika Ercümen plastik kirliliğini, plastik kirliliğine dikkati çekebilmek için İstanbul Boğazı'nda dalışlar yaptı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği tarafından su ortamında savunucu ilan edilen milli dalgıcımız bu etkinlikte gerçekten çevreye ve hayvan haklarına ne kadar duyarlı olduğunu tekrardan bizlere ispat etti. Evet, kontrol ediyorum. Bakalım sırada ne var? Bahamalardan bir katılım oldu. Cristiana Zenato özel izniyle mağara dalıcılığı ve mağara dalıcılığında teknolojinin kullanımı isimli bir sunumla İtalyan dalgıç, Bahamalarda yaşayan, özellikle köpek balıklarıyla, dalışlarıyla tanınan ünlü dalgıç mağara dalıcılığı hakkında bize bilgiler verecek. Gerçekten kaçırmamanızı istiyoruz. Duayenler bölümünde ise Ersin Süeren var. Ersin değerli dalgıç Ersin Süeren'in hikayesini merak ediyorsanız lütfen Sualtı Gazetesi manşetten bu konuya tıklayınız. İki değerli sporcumuz var sırada. Bunlardan bir tanesi Fatma Uruk ve Alper Dalkılıç. Alper Dalkılıç'ın paylaşımında Fatma Uruk Meksika'daki maceralarını anlatıyor. Antrenmanlarını anlatıyor. Tabii ki bu program sayesinde Fatma Uruk'un neler yaptığını, Meksika'da neler olduğunu görebiliyoruz, izleyebiliyoruz. Evet, Okyanuslar Günü'nde Türk Deniz Araştırmaları Vakfı gerçekten çok önemli bir etkinliğe imza attı. Sayın Profesör Doktor Bayram Öztürk tarafından organize edilen bu etkinlikte Sualtı Gazetesi de yerini aldı. Bu çalışmalarda çalışmalara katkı verdi. Gerçekten bilim adamlarının okyanuslar hakkında neler düşündüğünü merak ediyorsanız lütfen bu konuya tıklayınız. Evet, değerli dostlar, Piri Reis Üniversitesi standındaydık. Çok oldu ama CNN Bot Show'da, Bot Show 2020'de bu standı ziyaret ettik ve gerçekten pırıl pırıl öğrencileriyle tanıştık. Bize üniversitelerini, okullarını anlattılar. Piri Reis Üniversitesi'nin
detaylı çalışmaları hakkında bilgi edinmek istiyorsanız manşetten lütfen Peri Reis Üniversitesi konusuna tıklayınız. Değerli dostlar, bundan sonra bültenlerimizle birlikte olacağız. Manşette konular değiştikçe ben sizlere bu konuları izah etmeye çalışacağım. İlk konuda size belirttiğim gibi lütfen ya yakarsa.org'dan bildirimlerinizi gönderiniz. Deniz analarının ve buna benzer türlerin fotoğraflarını ve onlarla ilgili bilgileri, onlarla ilgili formu doldurarak Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'na, yani Sayın Doktor Gamze Sümen Hocam'a gönderiniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Size buradan, Çeşme'den sevgilerimizi gönderiyoruz. Allah'a ısmarladık.